Birçok sona ihtiyacımız var. Ancak bu şekilde birçok yeni başlangıcımız olabilir. Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz Dünya Hikaye Anlatma Günü. Hikaye Anlatma Günü her yıl 20 Mart'ta kutlanıyor. 20 Mart'ta kutlanmasına rağmen aslında 21 Mart ekinoksu olarak kararlaştırılmış. Ama yine de bir tam gün olarak 20 Mart'ı 21 Mart'a bağlayan geceyi de içine kapsadığı için o şekilde 20 Mart olarak tarihe geçmiş. Etkinliğin kökenleri 1991 ve 92 yılında İsveç'e dayanıyor. İlk başta onlar bir etkinlik yaparak aslında bunu başlatmış oluyorlar. Bu etkinlikteki amaç olabildiğince fazla insanın, olabildiğince fazla katılımcının, olabildiğince fazla kültürel çeşitlilikle beraber bir araya gelip aslında hikayelerini paylaşması, tecrübelerini ve ilhamlarını paylaşması. Asıl gaye burada bu. Etkinliğin önemi ise küresel manada toplu hikaye anlatıcılığın aslında ilk defa gerçekleştiriliyor olması. Bir sanat biçimi olarak hikaye anlatıcılığının dünyaya tanıtılması ve insanlar tarafından duyulması da aslında bu etkinlik sayesinde gerçekleşmiş oldu. Evet, bu etkinlik İsveç'te başladı ama bir süre sonra İsveç hikaye anlatıcıları ağı atıl duruma geçti. Ama yine de gün kutlanmaya devam ediliyordu. 1997'de Batı Avustralya'da hikaye anlatıcıları 5 hafta sürecek olan hikaye anlatıcıları etkinliğini aslında ortaya koymuş oldu. Böylece ünü biraz daha yayılmış oldu bugünün. Tabi bu sırayla silsileyle dağılan bir şey değil. Aynı zamanda Meksika ve diğer Latin ülkelerinde de kutlanıyordu. Ama 2002 yılında bir genişleme olmuş oldu. İsveç'ten Norveç'e, Danimarka'ya, Finlandiya'ya, Estonya'ya yayıldı. 2003 yılında fikir Kanada ve diğer ülkelere de yayıldı ve etkinlik uluslararası alanda Dünya Hikaye Anlatma Günü olarak tanınmış oldu. 2004'ten itibaren Fransa etkinliğe katıldı. 2005'te Dünya Hikaye Anlatma Günü 5 kıtadan 25 ülkenin katılımcılarının dahil olduğu yarışmalarla büyük bir final yapmış oldu. 2007'de Kanada'nın Newfoundland kentinde ilk defa bir hikaye anlatım konseri gerçekleşmiş oldu. 2008'de Hollanda dahil oldu. 2009'da Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya'da Dünya Hikaye Anlatma Günü etkinliklerle gerçekleştirilmiş oldu. Bu etkinlik sayesinde her yıl bireysel hikaye anlatım etkinlikleri ortak bir temaya bağlanmıştır. Her yıl tema World Storytelling Day ve Facebook gruplarından ankete açılarak insanlar tarafından belirlenmektedir. 2001 yılının teması ise yeni başlangıçlardır. Tema olarak yeni başlangıçların seçilmesi çok da garip değil. Çünkü dünyanın içinden geçti bu pandemi durumu yeni normal olarak farklı bir yaşam stiliyle açıklanmaya başladı. Bu yeni normalin ne olduğu, ne olacağına dair tabii ki kesin sınırlar yok. Ancak toplumsal olarak bunları yaşayarak yeni normalleri biz şekillendirmiş oluyoruz. Ve tecrübeyi de yaşadıkça elde etmiş oluyoruz. Geçmişte alabileceğimiz örnekler mevcut değil. Ve seçilen bu temaya göre bugüne özel ben de yazdığım bir hikayeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Hikayenin adı Bu Sensin. Her zamanki gibi mecburiyetle kalktı yatağından. Pandemi başladı başlayalı neyi isteyerek yaptığını sorguladı kafasında. Evden çıkamıyorum, bir yere gidemiyorum ama hala acele içerisindeyim. Ne vaziyette olursa olsun bir şeylere yetişmek zorundayım diye geçirdi aklından. Hal ne olursa olsun gün doğmuştu, zaman geçmişti. Memnuniyetsizlikle, umutsuzlukla karartmak istemedi günü. Ve pencereye yöneldi. Gözlerinin dışarıda dolanmasıyla yaşadığı günün ne kadar kıymetli olduğunu, yeni fırsatlar için hala vakit olduğunu ve dünyadan tat alabilmesi için pandeminin engel olamayacağını kavradı. Sırf sıradan bir gün olduğundan ötürü bugünün kötü bir gün olmadığına ikna etmeye çalıştı kendini. Sıradanlığı bozabilecek, güne anlam katabilecek faktör kendisiydi. Nasıl bakarsa öyle görecekti dünyayı. Bunları biliyordu, söylüyordu da. Lakin hayatına uygulaması o kadar da kolay olmuyordu. Sönen giden hevesleri, yitip giden aşkları, kaybettiği sevdikleri, gerçekleşmeyen hedefleri, başaramadığı işleri, karşılık bulamayan ilgisi, kaybolan merakı. Tüm bunlar geçerken aklından uzak bir noktaya dalıp gitmişti. Güneşin güçlü ışınları bile gözlerini kırpmasına sebep olamıyordu. Sanki her bir anıyı tek tek uğurluyordu arkasından. Son kez görüyormuşçasına gözlerini dikmiş gibiydi. Kendi bile fark etmeden bir yaş süzüldü sol gözünden. Silmeye bile kalkışmadı. Hissetmemişti belki de. Ama bir an geldi ardından. Geçmişe bakmaktan, an yaşadığını bile hissedemediğini fark ettiği anda silkindi hızlıca. Ne yapıyorum ben diye sordu kendisine. Sesinin kulağında işitilmesi onu kendine getirmiş olacak ki yüzünü yıkamaya lavaboya doğru gitti. Eğildi. Avuçlarını suyla doldurdu ve yüzüne çarpmaya başladı.
Kafasını kaldırdı ve aynada kendisine şunları söylemeye başladı. Bu sensin. Bir evde, bir çadırda veya bir sokakta, nerede olursan ol, bu sensin. Sevdin, nefret ettin, kimi zaman sustun, bu sensin. Bir ırgat, bir doktor, bir işsiz, ne yaparsan yap, bu sensin. Neredeysen, kiminleysen, ne yapıyorsan, hangi zamandaysan fark etmez. Değişmeyen tek şey var ki, bu da sensin. Hayatına anlam katacak da sensin, gününü güzelleştirecek olan da sensin. O halde dön ve kendine bak. Ya her şey sensin, ya da henüz her şey olabilecek kişi değilsin. Hangisi olduğun fark etmez. Her nefesin yeni başlangıçlar için bir gerekçe olabilir. Çünkü çizgiyi nereye çekersen, başlangıcın orasıdır. Sözlerini tamamladığında yüzünde bir gülümseme oluştu. Bir şeyler değişmişti, güzelleşmişti. Şimdi oturduğum yerden dünyayı güzelleştirmeye başlayabilirim, diyerek odasına doğru yöneldi. Videonun sonlarına gelirken size güzel bir sözle veda etmek istiyorum. Lara Shika demiş ki, birçok sona ihtiyacımız var. Ancak bu şekilde birçok yeni başlangıcımız olabilir. Aldığımız her nefesin, doğan her günün bize güzellikler getirebilmesini sağlayacak kişiler biziz. Elbette hayatta birçok olay bizim etkimiz dışında gerçekleşiyor ve bizi de bununla beraber etkiliyor. Kimi zaman üzülüyoruz, kimi zaman yıkılıyoruz, kimi zaman çokça seviniyoruz. Ama önemli olan bizim insan olduğumuzun farkında olup aslında bu duygular silsilesinin bir parçası olduğumuzu kavrayabilmek. Hiçbir hissin sonsuza kadar sürmeyeceğinin farkında olup o günü değerlendirebilmek ve hakkını verebilmektir aslında önemli olan. Dünya hikaye anlatma gününde hepinize beklediğinizden daha iyi başlangıçlar diliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve benzer içerikleri takip edebilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.